beyler, merhabalar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Adrasan'daki tatilimizin sonuna geldik. Buradan şimdi Göynük'e geçiyoruz. Göynük'te bir gün kalacağız. Orada kanyon var. Kanyonu ziyaret edeceğiz. Birazdan bu videoda kanyonu göreceksiniz. Bu seyahatin son videosuydu. En güzelini sona sakladık. Bu yolculukta çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel maceralar yaşadık. Çok güzel yerleri gezdik. Eğer daha fazlasını görmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda abone olarak bize de destek olmuş olursunuz. Birazdan kanyona gideceğiz. Orada görüşürüz. Yok, biz buradan girmiştik ya sanki. Geri mi dönmüştük? Tamam. Bu aynı yere çıkacak bence büyük ihtimalle. Bu ileriden sağa döneceğiz. Şu dağların oradan geçeceğiz bence. Evet dostlar, Göynük'e ulaştık. Şimdi kanyona doğru gidiyoruz. Burası Göynük'ün içi. Daha önce bir defa girdik. Bir daha girmedik. Kanyon acayip bir yer ama. Yani hani çıkmak istemeyeceğiniz bir yer. Hani burada bir arazi olsa da satın alsam, buraya ev yapsam diyeceğiniz bir yer. Şu an hava bayağı sıcak ama suyu çivi gibidir. Zaten bunları girince anlatacağım size. Köy gibi bir yere geldik. Böyle buralar. Burada bir akarsu yatağı var ama akarsu yok. Olsaydı efsane olurdu yalnız ha, değil mi? Biraz var. Biraz akıyormuş lan bayağı. Varmış yani. Sağımız deniz, solumuz kanyon, altımız akarsu. Yani bu hissiyatı arabada yaşayabileceğinizi sanmıyorum arkadaşlar. Sen sanıyor musun? Bilmiyorum. Ben sanmıyorum yani. Arabayla geldik gittik, sanmadım, hiç sanmadım. Araba bir ulaşım aracıdır, anladın mı? Motosiklet ulaşım aracı değildir. Motosiklet hobi aracıdır ya. Şu an hem hobi yapıyorum hem hobi yapıyorum yani. Anladın mı? Ne demek istedim burada? Hem gezerek hobimi gerçekleştiriyorum. Hobilerim arasında gezmek var. Hem de motosiklet sürerek hobimi gerçekleştiriyorum. Hobi üzeri 2. Yoluna gayet düzgün diyebiliriz değil mi? Evet. Çünkü bir böyle bir yerleşim yerinin bir parçası aslında. Sağınızda solunuzda evler mevler. Bir de böyle kim geliyor oraya bilmiyorum da gözleme çay satan yerler de var. Yani 100 liraya gözlememek istiyorsanız bir uğrayabilirsiniz. Yani yol güzel. Biraz yamuk yumuk ama milli park yolları nedense hep böyle oluyor değil mi? Evet ya, niye yapmıyorlar? Mesela Eskişehir'de de böyle gidiyoruz mesela. Milli park var. Ulan yol şey, taş yol değil yani, başka bir şey. Anlamadım. Tamam, kültürel geziye önem vermeyen bir milletiz ama ne oldu, şarampole mi yuvarlandık? Öyle bir şey olmadı. O yolun bir parçası aslında. Sen öyle görmüyor olabilirsin. Bizim şeridimiz orası. Neyse öyle işte. Gelmek üzereyiz galiba değil mi? Bakalım. Tabelayı mabalayı gördük. Burası da bu arada Likya yolunun bir parçası. Şimdiden içeride konuşacağız bunları. Çünkü öyle hemen bam diye kanyona ulaşmıyoruz. Biraz yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, arabaya bineceğiz değil mi? Arabayla falan ulaşım var. Onların hepsini anlatacağız. Göstereceğiz, yaşayacağız. O şekilde. Hadi bir bakalım da döneceğim ben size. Böyle buralarda arabanızı park edeceğiniz yerler mevcut. Ama motoru da böyle güneşin altına bırakmak istemiyoruz. Şuraya koysak nasıl olur? Bence olur. Geçen sefer zaten şöyle bir yere koymuştum. Adamın arabasına giriyorduk. Oraya da koyabilir miyiz? Bilmiyorum ki. Koyarız bence yani. Geçen sefer oraya koymuştuk. Evet. Şimdi de koyarız bence. Şöyle şu şekilde. Aynen. Şuraya koyalım. Gayet. Şimdi inşallah. Daha sonra içerideyiz. Girişi bu şekilde. Abi göremiyorum burada. Evet arkadaşlar, şu an kanyonun girişine girdik. Burası kanyonun girişi. Şöyle bir yer, burada market, bakkal, çakkal, hediyelik bir sürü şey var. Havada çok güneş var. İleride bilet alacağımız yer var. Şurası bilet alacağımız yer. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. 400 lira olmuş. Harbi mi? Kanyon duru 300 lira. Ha, tamam. Şu ne? 400 lira olan ne? Bu Thais. Kanyon geldi. Bu Kano. Ha, yok, bu ota gerek. Niye kanyon diyor ki ben? Kano 100. Tamam, pardon. Tamam, biz kanyona gireceğiz. Tamam. 600.
tam geçebilirsin. Direkt geçiyor muyuz? Yukarıda okutacağız. Öyle miydi? Tamam. Fiyatlara bakmadın mı? Ya orada fiyatlar yazıyordu ama euro bazında yazıyordu. Euro bazında Türklere %50 indirim yapıyorlar. Ha falan filan. Şimdi normalde burası bir milli park. Evet. Zaten şöyle Lik yolunun bir parçası. Zaten buradaki bütün neredeyse doğal güzellikler Lik yolunun bir parçası. Zaten. Biz kanyona giriş için bilet aldık. O da kişi başı 300 lira. Ama normalde buradan girişte ücretli. Değil mi? Kaç para olduğunu bilmiyorum. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Yani kanyona gitmeyip ben işte milli park gezeceğim buradaki. Ama hiç zevkli olmaz. Havuzları göreceğim dersen odanın da bir ücreti var. Fakat yani gelmişken gir. Yani. Bot turu var. Hani yüzmek istemiyorsanız bot turu var. Onun fiyatına da bakmadım. Zipline falan da var. Onu da bilmiyorum. Olmaz. Çıkarken bir bakalım biz onlara da. Hepsinin ayrı ayrı ücretleri var. Şimdi ekstra. Yürüyeceğiz. Ama gereksiz aksiyona gerek yok. Gereksiz aksiyona zaten gerek yoktur herhalde, değil mi? Yürüyeceğiz şimdi. Evet, şimdi ne yapacağız? Arabaya girdik, doğru. Girdik içeri. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmeyenler için söyle bakayım. İleride araba var. Arabaya gideceğiz. Araba bizi yukarı çıkaracak. Oradan da kanyonun içine gireceğiz işte. Evet. Tabii direkt olarak kanyonu yine birazcık yürüyorsun. Yani illa bir yürüyeceksin. Evet. Ama güzel ya. Burada yürümek de güzel çünkü etraf çok güzel. Birazdan şu havuzları daha yakından göreceğiz. Ama eskiden sanki böyle teller menler yoktu ya. İleride ileride. Sadece burada var lan teller. Böyle çadır kurmasın diye mi yapmışlar? Aa bak şurada kano var. Kano yapılabiliyor. Onun da tabii ekstra bir ücreti var. Buraya gidip yüzebiliyorsunuz ayrıca. Tabii bu saatlerde girmeyin kafanıza güneş geçer. O yüzden kimse yok. Normalde gidip yüzenler var. Bu havuzlar, şimdi bu akarsu bilmiyorum ama bu havuzlar yapay olduğunu biliyorum. Sudan yapılmış. Kanyonun suyu direkt buraya mı geliyor? Şuradan bir akarsu geliyordu. Herhalde öyle bir şey vardı. Kanyonun suyu gelmese bile. Ama çok güzel yani. Evet. Buradan böyle geçen sene atlı güzenler var. Şimdi biz öğlen saatlerinde geldiğimiz hava biraz sıcak. O yüzden çok fazla insan yok. Ama havuz ya çok güzel ya. Açık havuz. Zipline de var ama biraz. Sen nereye kadar gidiyorsun? Birazcık. Kayıp gidiyorum zaten. Yani böyle ormanın içinden falan geçen bir zipline yok. Şeydeki gibi. Neydi o? Kaşta bir kanyon vardı ya. Ne? Saklı kent mi? Saklı kent. Orada zipline var. Orada zipline var. Ağaçların üstünden falan geçiyorsun. Buradaki zipline buradan geçiyor. Su yapay bir... Yani bu havuzlar yapay işte. Yapay havuzun üstünden geçiyor. Nereye kadar gidiyor? Az bir yere gidiyordur. Orada rafting yapmıştım saklı kentte. Değil mi? Güzel. Güzel. Görüntü olarak çok güzel bir yer yani. Arkadan bir şöyle çek. Bak dön arkamı. Çekeceğim şimdi. Kanyona girecekler. Burada toplanma alanına geliyor. Burada onları götürmek üzere gelecek olan arabayı bekliyorlar. İsterseniz burada böyle oturma yerleri falan var. Burada oturup biraz vakit geçirebilirsiniz. Ya da arabaya binip direkt olarak kanyona gidebilirsiniz. Evet dostlar, buna bineceğiz. Bu tarafa bak. Neredeyiz? Arabadayız. Araçtan indik. Şimdi biraz daha yürüyeceğiz, bir 100 metre kadar. Daha sonra kanyona tam anlamıyla ulaşmış olacağız. Giyinip kuşanacağız şöyle. Kazık, yelek, evet, ayakkabı. Onları da birazdan göstereceğiz. Zaten onlar size veriyorlar. Vermeden daha doğrusu giremiyorsunuz. Yasak yani, öyle bir
mecburiyetleri var. O yüzden size ekipman sağlıyorlar. O konuda sıkıntı yok. Evet, gördüğünüz gibi kanyonun başlangıcı bu şekilde. Ya gerçi buradan böyle devam ediyor ama burası çok girilmiyor. Giremezsiniz. Buranın başı sonu yok ya. Buranın başı sonu yok. Aynen. Ama gezeceğimiz yer, asıl güzel olan yer zaten burası. Şöyle bir dağın ve şöyle bir dağın arasından gireceğiz birazdan. Burada bir tesis var. Burada da vakit geçirebilirsiniz. Şimdi girişe doğru gidiyoruz. Oradan ekipmanlarımızı alacağız. Ha, direkt geçiyor muyuz hocam? Yani şöyle geçiyor. Direkt tamam. Geçiyorsunuz. Eğlenceli. Evet, şimdi GoPro'nun mikrofonu çıkaracağız. Eşyalarımız burada, dolap var. Buraya koyacağız. Mikrofon olmadığı için sesim birazcık değişik gelebilir ama yapacak bir şey yok. Konu suya gireceğiz. Evet arkadaşlar, giyindik. Şöyle kaskımız, can yedeğimiz ve kanyon ayakkabısı. Kanyon botu. Su çok soğuk. Ve şimdi ilk adımı atıyoruz. Hakikaten çok soğuk. Yani 3-4 dakika alışmamız gerekecek. Sonrasına bakacağız. İlk girdiğiniz zaman suya alışmanız çok zor. Çünkü çok soğuk. Buradaki kırmızına gitmeniz lazım. Çünkü ayaklarınız burada, bu aşamada yere değmiyor. Birazdan değmeye başlayacak. İsterseniz yürekle gidebilirsiniz. Ama botlar geçiyor. Bir de daha hızlı gidebilmeniz açısından bu şekilde ipleri tutunup devam etmeniz daha kolay olur. Burada tutunamıyorsun. Ben de alıştım. Ben hissediyorum soğuğu yani. Evet. Böyle şuraya baksana ya. Buraya hastayım ya. Burada botla da gezebiliyorsunuz bu şekilde. Ama botla gezerken şey yapamıyorsunuz galiba. Suya giremiyorsunuz. Evet. Sadece bot turu bu. Suya girmek ayrı bir ticket, bilet gerektiriyor. Suyu çok temiz. Çocuk boğuluyor olabilir mi? Hayır. Bu şekilde şimdilik halatlara tutup gidiyoruz ama birazdan asıl manzarayı göreceğiz ve bot trafiği var ya burada şu an. Çok bot var ama botlar bir yere kadar gidebiliyor. Bir yerden sonra yol biraz çetrefilli hale geliyor. Manzara istiyorsanız, eğlenmek istiyorsanız body rafting yapacaksınız. Aynen öyle. Burada ip bitiyor arkadaşlar. Artık yüzeceğiz. İleride daha güzel manzaralar var. Gösterir. Gösterir yani. Onun için buradayız. Hadi yüzelim. Hadi gidelim bakalım. Yüzebilirsek tabii. Nasıl yüzeceğim, göster bakayım. Ya, bu kadar zor olamaz ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Can yeriyle yüzmek çok zor. Bu can yeri sadece boğulmamanız için var. Yüzebilmeniz için değil yani. Parmak yasak da biz ileride çıkaracağız. Hayır. Artık ayaklarımız yere değiyor. Yüzmeyi bıraktık, yürüyoruz. Ama dikkatli yürümeniz lazım. Suyun dibi görünmüyor. Böyle yapsam görünür mü? Evet. Kayalara çarpabilirsiniz. Size çekeyim abi ama bilmiyorum, paylaşabilirim. Evet, iyi olur. MZS Akademi. Abi bizde şey, kendine Vespa. YouTube. Unutmazsınız. Hocam o kayaya yükseliyorsun abi. Yok. Abi 500 yıldır orada duruyor ya bence. Aynen. Düşerse büyük haber olur. Benim boyum kısaymış lan. Adam dediğim. Aa, burada bitiyor ya. Evet, benim de azıcık değilim. Sen alsan. Burada bot tur bitiyor. Tamam mı? Yüzerek devam etmeniz lazım. Bir de bizi fotoğraf çekelim ya. Ayağa dikkat et. Bakacağım kayağa dikkat et. Ah, bak. Ah, adam fotoğraf çekiyor burada ya. Öğleden sıcaklayıp bak en iyi yaptık. Harbiden. Güneş gelmiyor. Su buz gibi. Ama nasıl alıştın suya değil mi? Ne, güneş gelmiyor. Tabii canım alıştım. Tamam. Gibi yani. Değiyor mu ayakta? Evet, değiyor. Oğlum niye yüzüyorsun? Sen niye yüzüyorsun? Ama dikkat et, ayağım
İlerleyemiyoruz ki. Ben şu an hakikaten ilerleyemiyorum. Bak. Nasıl ilerleyemiyorum? Çünkü burada zor ilerlemek. Su biraz şiddetli akıyor. İlerlemek biraz... Düşüyorduk ha. Kayıyor ya burası. Evet. İşte işin zor kısmına geldik arkadaşlar. Buralar akıntı çok yüksek. O yüzden yürümek biraz zor. Hatta ileride bunun daha zoru var. İşler kaldı orada. Ona bir yardım edeyim. Gel buraya gel. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Nasıl çıkacağız burada? Buradan çıkmak zor bu arada. Beni çekme, beni çek, beni çekme. Elini ver, elini, elini ver. Hadi, hadi elini ver, elini uzat, elini uzat. Aferin sana hadi. Aslan patlısı. Olur olur kayarız ya. Burası epey zor. Buradan çıkmak çok zor. Şimdi şu merdivenden tırmanarak yukarı çıkacağız ama nasıl yapacağız bilmiyorum işte. Vallahi nereye çekiyorum bilmiyorum ama. Ay bastım bir yere de. Merdiven devamı bu şekilde. Aşağıdan dik çıkıyorsunuz. Buradan tutunarak devam etmeniz lazım. 3 metre falan tırmanıyorsunuz burada. Gerçek bir body rap. Gerçek bir body rap. Tam anlamıyla. Bunu yapabileceğiniz başka neresi var bilmiyorum. Su soğuk gene. Mağara var. Girek mi? Ben korkarım ha. Baya gözükmüyor ama derine gidiyor herhalde.
Böyle dar geçitlerde çok fazla akıntı olduğu için yürümek zorlaşıyor. Ama su gittikçe berraklaşıyor. Bu arada arkadaşlar, sesim geliyor mu bilmiyorum ama kanyonun sonu burası. Yukarıya çıkanlar var ama biraz tehlikeli, tavsiye etmiyoruz. Kanyon burada bitiyor ve buradan sonrasında yüzmek çok zor. Gidemiyorum. Eğlendik. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Çok güzel bir yer. Daha önce de gelmiştim. Büyülenmiştim. Yine geldim. Yine büyülendim. Muhtemelen yine gelsem yine büyülenirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Daha sonraki videoda mutlaka görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.